Görüntüden sese, metinden içgörüye, Aiatus Generative AI Studio ile işinizi dönüştürün başlıklı sunumu için Aiatus AI CEO'su ve Chief AI Scientist'i Doktor Değer Ayata'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Var mı? Tamamdır. Merhaba herkese. Demin aslında yapay zekanın neden ihtiyaç duyduğumuzla ilgili güzel bir case oldu. Yapay zeka belirsizliği sever. Demin de bir belirsizlik yaşadık ama giderebildik. Ben bugün aslında 1950'lerde Alan Turing'in makineler düşünebilir mi diye başlayan insanlığın zeki sistemler yapma yolculuğunda biz nerede konumlanıyoruz? Ve şu anda geldiğimiz yerde hangi çözümleri daha iyi bir müşteri deneyimi yaratmak için ve aslında birçok sektörde olduğu gibi insanlığa hizmet etmek için nasıl kullanabiliriz konusundaki çözümlerimizi paylaşmak için buradayım. Aiatus AI, yapay zeka teknolojileri konusunda çalışan bir firma. Benim sevdiğim bir iş daha var. Boğaziçi Üniversitesi'nde ve İTÜ'de yine bu konularda öğrencilerimle birlikte araştırma ve geliştirme yapmaktan mutluluk duyuyorum. Hem kendi şirketimde hem de öğrencilerimde bu konuda keyifle çalışıyoruz. Şimdi bugün ajanda biraz uzun ama biraz videolarla beslemeye çalışacağım. Biraz Aiatus'tan bahsedeceğim. Üretken yapay zeka konusunda bir çözüm konulandırdık. Biz de uzun yıllardır yapay zeka konusunda çalışıyoruz ama 5-6 yıldır bu alanda ciddi oyun değiştiren yeni paradigmalar var. Dolayısıyla ben uzun süre terabaytlarda vesaire çalıştım ama verilerimiz hep yapısaldı. Fakat son zamanlarda artık benim 3 yaşındaki yeğenim dahil olmak üzere herkes sesle, görüntüyle, metinle etkileşerek bir sürü ayak izi bırakıyor. Dolayısıyla bu ayak izlerine bakarak biz analiz yetkinliğimizi arttırmamız gerekiyordu. Eski yapısal database'ler artık yeterli değildi ve daha iyi bir müşteri deneyimi yaratmak için müşterilerimizin olduğu yerde bu verileri analiz etmemiz gerekiyordu. Bu anlamda da aslında biz aynı anda ses, metin ve veri işleyebilen üretken yapay zeka platformumuz Aiatus Generative AI Studio'yu yarattık. Aşağıda gördüğünüz uygulamalar aslında bunun altında duran bir takım uygulamalarımız. İsviçre çakısı gibidir Aiatus Generative AI Studio. Sizin her türlü ses, metin ve görsel videolarınızı analiz edebilir. Ama bunun üzerinde hazır koyduğumuz ve birçok sektörde deneyimlediğimiz ürünlerimiz var. Biraz da onlardan bahsedeceğim. Merak etmeyin, 15 dakika içerisinde bitirmeye çalışacağım. Sektörde birçok proje yaptık. Buraya baktığımız zaman aslında teknik olarak biz ne çalışıyoruz? Aslında görüntü işleme, doğal dil işleme, ses analizi konularında çalışıyoruz ve bunlar üzerinde oluşturduğumuz birçok platform var. Bu platformlardan birisi şu anda Türkiye'nin en büyük lojistik firmalarında çalıştırdığımız, deneyimlediğimiz sesli metne çeviren ve ses üzerinde metine çevirdikten sonra birçok analiz yapan, müşterinin ihtiyaçlarını anlayan bir platformumuz var. Automatic Speech Recognition and Speech Analytics dediğimiz bir ürün. Müşterilerimizin duygularını takip ediyoruz ve iletişimlerde, onlara verdiğimiz iletişimlerde hem bizim hem de onların duygularını takip ederek aslında niyet analizi dahil olmak üzere chatbot vari, conversation AI çözümlerimiz var. Aslında müşterinin olduğu her yerdeyiz. Müşterinin kimliği varsa, o kimliği tanımak gerekiyorsa, müşteriyi sisteme almakla ilgili en baştan KYC gibi süreçleriniz varsa yine bu platformu kullanabiliyoruz. Şimdi biz bu yolculuğa çıktığımız zaman, ben uzun süre aslında çoğunuzun olduğu gibi müşteri dediğimiz taraftaydım. Aslında büyük kurumların yapay zeka, analitik ekiplerinde çalıştım. Fakat doktoradan sonra burada büyük bir dalga olduğunu gördük ve Aiatus AI şirketini kurduk. TÜBİTAK bizi, 4 projemizi destekledi. Sonra İngiltere'nin TÜBİTAK'ı olan Royal Academy of Engineering yine bu platformların gelişmesinde bize destek oldu. Şu anda Nvidia ile bir partnerliğimiz var. İTÜ Arayüş'teyiz. Starbucks'ın olduğu bina. Kahve ve teknoloji sevenlerle konuşmak isteriz, bekleriz. Bunun dışında bu şirketi kurarken ve çözümü geliştirirken aslında biz her platformda çalışabilen, biraz da özgürlük bakış açısıyla open source, açık kaynak kodlu başladık. Ama bu yapımızı önde gelen bulut sağlayıcılarında da hepsinde de çalıştırabiliyoruz.
Dolayısıyla siz, ben Microsoft ortamında çalıştırmak diyorsam, son müşterimiz de olduğumuz gibi, biz platformumuzu oraya da taşıyabiliyoruz. Şimdi Generative AI Studio çok iddialı bir isim, farkındayım. Ama temel fark şu aslında, biz bir fotoğraftan, bir ses dosyasından, çağrı merkezine gelen bir aramadan ya da WhatsApp'ta, Twitter'da vesaire yazdığınız bir metinden analiz etme yetkiliğine sahibiz. Bütün bunları analiz ederek aslında birçok use case yaratabiliyoruz. Aslında CRM, data science vesaire gibi birçok konu geçiyor biliyorum. Ama yapay zeka olabilir mi dediğiniz noktada bir terziye ihtiyacım var, beni anlayacak, benim use case'ime hızlı çözüm üretebilecek bir platforma ihtiyacınız var dediğiniz zaman o terzi biziz. Dolayısıyla bu platformumuzla biz size yeni fotoğraflar yaratabiliriz kendi datanızdan, sesinizi kopyalayabiliriz, yeni metin üretebiliriz, sentetik data üretebiliriz ve daha önemlisi aslında daha iyi bir müşteri deneyimini oluşturmanız için, müşteri tarafındaki karlılığı artırmak ve operasyonel verimlilik sağlamak için size çözüm sağlarız. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi bakın, bizim Generative AI Studio dediğimiz bir ürünümüz var. Bunun üzerine bunlar şu anda bizim koyduğumuz hali hazırdaki çözümler. Örneğin Emotion AI, ses, metin ve görüntü. Bütün bunlarda biz müşterilerimizi yüz ifadelerini, ses ifadelerini, bıraktıkları metinleri eş zamanlı olarak analiz edebiliyoruz. Ben sadece görüntüyle ilgileniyorum diyorsanız sadece görüntü tarafında kalıyoruz. Ama ben WhatsApp'taki konuşmaları analiz etmek istiyorum diyorsanız orada bunları analiz edebiliyoruz. Burada birçok use case konuşabiliriz. Son zamanlarda çalıştığımız konulardan birisi aslında bize gelen fotoğrafların kalitesini artırmak ya da bu fotoğrafların doğru olup olmadığını anlamakla ilgili olan bir konu. Örneğin yepyeni bir use case'di. Bir yıl önce, 1,5 yıl önce başladığımız bir use case'di. Ama orada da bu teknolojileri kullanmayı ve yüklü şekilde hayata geçirmeyi başardık. Şimdi burada bu Generative Studio neye benziyorla ilgili bir insight vermek istedim platformumuzla ilgili. Bu bizim platformumuz. Uzun bir ürün tanıtımı yapmayacağım. Standımız var dışarıda. Her zaman oraya da bekleriz. Diğer zamanlarda da daha uzun toplantılarda size bunun teknik altyapısını ve farklı senaryoları konuşmak isteriz. Gördüğünüz gibi farklı use case'lerde aslında mesela ben TRA'ya gelmeden önce acaba bir tane çalıştay raporu varmış, bu çalıştay raporuyla nasıl etkileşebilirim diye baktık ve doğrudan platformumuzu yükleyerek dokümanla konuşmaya başladık. Ya da ben bir app yapmak istiyorum, müşterilerime avatar yaratmasını istiyorum. Ayrı bir çözüme gitmenize gerek yok. Bu app aynı zamanda bir müşterinizin fotoğrafını alıp onunla ilgili bir avatarı da size yaratıyor olabilir. Bu sizin fotoğrafınız da olabilirdi. Bakın bu şekilde yaratabildik. Şimdi bu bir avantaj. Çünkü müşteriler artık sizi sesli aramaya başlıyorlar. Ayak izleri sadece metin değil. Ayak izleri sadece eski dokümanlar değil. Müşteri bütün bunları eş zamanlı olarak ulaşıyor. Dolayısıyla eş zamanlı olarak onlarla bu tür analizler yapmanız gerekebiliyor. Bakın bu da çalıştay raporundan gelmişti. Bu şekilde ürünle ilgili kısa bir demo yapmış oldum. Daha detay isterseniz standımıza bekleriz. Şimdi diğer bir ürünümüz KYC ve biometrik, digital onboarding. Biliyorsunuz bunu çoğunuz deneyimledi aslında. Buradaki temel olaylardan birisi uzaktan müşteri edinimdi. Şimdi biz bunu ilk çıktığı zaman hep bankalar gibi düşündük. Aslında yanıldık. Yani müşterinin ayak izi bıraktığı her yerde adınız nedir, soyadınız nedir yerine aslında biz kimliğinizi otomatik olarak okuyup sizi sisteme alıp kontrol yapabiliriz. Ama eğer bu parasal bir işlemse burada güvenlik çok önemli bir hale gelecektir. Şimdi bu bir kimlik okuma örneği ve kimlik okumayla ilgili hepiniz haşır neşir oluyorsunuz. Aynı anda aslında çok farklı kimlikleri, ulusal ve uluslararası, pasaport ve gibi birçok bileşeni okuyabiliyoruz. Temel fark ne? Üretken yapay zeka ile birlikte hackerların, fraud yapanların da hayatı değişti aslında. Karşımızda daha tehlikeli fraudlar var, daha tehlikeli sahtekarlar var. Üretken yapay zeka ile bu kimlikleri üretebiliyorlar. Dolayısıyla siz de onlarla onların alanında mücadele etmelisiniz. Üretken yapay zeka ile buradaki sahtekarlığı yakalamanız gerekiyor. Buradaki bence bize en önemli farklılaştıran yapılardan birisi, üretken yapay zeka ile aslında biz de bunları üretebiliyoruz ve sahte olup olmadığını anlayabiliyoruz. Bu işin içerisinde olanlar için çok önemli bir olay. Yani siz yüz binlerce fotoğraf toplasanız bile müşterilerinizden, sahte olup olmadığıyla ilgili bir sistem geliştirdiğiniz zaman bunun başarım oranı düşük olacaktır. Ama burada
Biz de zaten bu kimlikleri aslında masanın diğer tarafındaki kişi gibi üretebildiğimiz için bunları anında yakalamamız ve çözüm üretmemiz mümkün. Şimdi bahsettiğim gibi aslında biz bu platform üzerinde birçok use case'imiz var, birçok ürünümüz var. Burada gördüğünüz gibi aslında biz imge ve video analitikleri başlığında ne yapıyoruz? Eski fotoğraflarınız olabilir. Bu fotoğrafların kalitesini artırmak istiyor olabilirsiniz. 5-10 yıl önce toplamışsınızdır müşterilerinizden bu fotoğrafları. Şimdi bunları da daha iyi bir hale getirmeniz gerekecektir. Müşteri deneyimi açısından. Onlardan tekrar bunları almanız zor olabilecektir. Diğer bir konu aslında yaşlandırma. Örneğin güvenlik sektöründesinizdir. Müşterinizden 10 yıl önce bir fotoğraf almışsınızdır. Şimdiki hali gerçekten kameradaki kişi midir? Dolayısıyla bir yaşlandırma prosesiyle ilgili bir çözümümüz var. Gibi birçok use case var. Şimdi burada örneğin bu bizim son zamanlarda çok üzerine çalıştığımız konulardan birisi. Var olan fotoğrafın kalitesini arttırmak. Bakın burada eski bir fotoğraf bahsettiğim gibi bunu çok daha iyi bir hale getiriyoruz. Şimdi burada bu uygulamanın app'ini görüyorsunuz. Bakın ilk aşamada benim yaptığım aslında fotoğrafı alıp sonra bunu iyileştirmek ve daha iyi bir fotoğraf yapmak. Diğerinde yaşlandırıyorum, o birinde de avatarını üretiyorum. Şimdi burada sınırsız senaryo var aslında. Yani siz çok farklı ihtiyaçlara sahip olabilirsiniz. Fotoğraf varsa, yüz varsa, ifade varsa ve benim bununla ilgili bir use case'im var. Acaba üretken yapay zekayı ya da akıllı sistemleri nasıl kullanabilirim gibi bir konu varsa ben sadece aslında bu şirketin kurucu ortağı olarak değil, akademisyen kimliğimle de masanıza oturmak ve neler yapabiliriz sürecini sizle konuşmak ve bu konuda bir değerlendirme yapmak isterim. Şimdi diğer bir konu, bahsettiğim gibi aslında Emotion ve Conversation AI. Şöyle düşünün aslında, biz hep Conversation AI derken hep aklımıza chatbotlar geliyor. İşte ChatGPT girdi hayatımıza, chatbotlar geliyor. Ama biraz daha böyle olayı sınırlandırırsak, örneğin şikayetleriniz, şikayet yönetim sisteminiz. İşte benim ilk iş hayatına girdiğim zaman en büyük bankalardan birisinde ilk yazılımcı olarak yaptığım iş müşteri şikayet yönetimiydi. Şimdi olay değişti aslında. Dediğim gibi çok farklı ortamlarda gelmeye başladı. Ve çağrı merkezinde biz onlarca kişi ayırıyorduk çağrı merkezine gelen şikayetleri yönlendirmek, yönetmek için. Ama artık bu tür platform, bu bizim platformumuzda biz tüm şikayetlerinizi, yüz binlerce, milyonlarca şikayetlerinizi analiz edip oradan öğrenip sizin şikayetlerinize, müşteriden gelen şikayetleri gerçek zamanlı olarak yanıt veriyoruz. Yine şikayetlerinizi analiz edip hangi domainlerde sıkıntınız olduğunu size otomatik olarak söyleyebiliyoruz. Bu bir IT ekibi olabilir, IT helpdesk olabilir, sizin krediler ekibiniz olabilir ya da aklıma gelmeyen bir fabrikadaki müşteriyle etkileşen başka bir departman olabilir. Bütün bunları aslında olayın hikayesi generative AI değil. Olayın özeti aslında daha hızlı, daha etkili bir müşteri deneyim sürecini teknolojiyle başarmak. Daha az maliyetli ve daha hızlı şekilde başarmak. Şimdi burada yine bununla ilgili bakın çağrı merkezindeki bu çalışan bir sistemdi. Büyük bir kargo firmasında tüm agentleri, tüm konuşmaları analiz ederek aslında skorladığımız bir yapıydı. Kötü kelime kullanımları, bağırmalar, çağırmalar bunlara bakıyoruz. Ama bunu saniye bazında yapıyoruz. Yani konuşmanın neresinde kim nerede hata yaptı ya da müşterinin duygu durumu nerede değişti onu anlayabiliyoruz. Kızgın bir müşteriye sizin o anda bir CRM teklifi iletmemeniz lazım. Niyeti anlıyoruz, duygu durumunu anlıyoruz ve hangi anda aslında ideal olarak o teklifi yapmamız gerektiğini anlayabiliyoruz. Burada amaç çalışanları aslında sen kötü konuşuyorsun diye şikayet etmek değil. Bu platformu tüm çalışanınıza açabilirsiniz. Herkes kendisi bu sisteme girip ben nerede hata yapıyorum, kendimi nasıl geliştirebilirim diye bakabilir ve buradan birçok bilgi öğrenebilir. Dolayısıyla duygusal zeka ile başladık. Duygu tanımadan başladık. Sonra sesi metne çevirdik. Hem sesten hem metinden hem de görüntüden duygu analizi yaptık. Bunu doğru şekilde yaptık. Ondan sonra pazarlamacıların en çok sevdiği, burada ben aynı zamanda satış fırsatı var mı, pazarlama fırsatı var mı problemine odaklandık. Niyet okuma analizi yaptık ve bunu başararak aslında hem agentları skorladık hem de kurumun upsell, crosssell gibi fırsatlarını artırması için ve daha iyi bir müşteri deneyimi oluşturması için bir teknoloji altyapısı oluşturmuş olduk. Şimdi bu bahsettiğim konu, şikayetle ilgili olan konu,
Dediğim gibi şimdi bazı müşterilerimizde bir ayda on binlerce şikayet akıyor. Şikayet gibi bakmamak lazım. Talep, istek, itiraz, bu işin içerisinde olanları bilir. Bütün bunları analiz ediyoruz aslında. Öğreniyoruz. Yeni bir şey geldiği zaman, yeni bir talep geldiği zaman artık otomatik olarak sizin şirketinizin o departmanına, o know-how'una özelleşmiş yanıtlar oluşturuyoruz gerçek zamanlı olarak. Buradaki verimlilik artışını ve müşteri tarafına odağın ne kadar yüksek olabileceğini sanırım bu işin içinde olanlar çok daha iyi değerlendirecektir. Şimdi bütün bunları ben şirketi ilk kurduğumuz zaman işte pandemiye denk geldi vesaire. Biz ürünleri de geliştiriyorduk. TÜBİTAK bizi desteklemişti. Royal Academy of Engineering desteklemişti. Benim çok uzun süre Akbank'ta, Garanti'de vesaire birçok firmada önemli tecrübelerim vardı. Ama ürün yoktu. Fakat daha önce çalıştığım yerlerde ciddi anlamda bu data science konularında çalıştık. Ve data science'ı klasik olarak herkes şöyle yapar değil mi? İşte elinizde sizin XGBoost gibi bir algoritma vardır. Support Vector Machine vardır, Decision Tree vardır. Biraz daha yenilikçi bir şeyler yapmak isterseniz başka algoritmalarınız vardır. Ama yapısal veriyle çalışırsınız. Şimdi üretken yapay zeka teknolojisiyle biz bu yapısal verilere artık bu yapısal olmayan verileri de ekliyoruz. Yani sizin bir churn analizi probleminiz varsa eğer, churn'ü sadece database'de duran verilerle çalışmamalısınız. Çağrı merkezini arayan, kızgın, sizden mutsuz bir müşteri, daha önce hiç sizde kayıt bırakmamış olsa bile aslında sizin için gitme olasılığı olan bir müşteridir. Çağrı merkezinde, videoda, başka kanallarınızda yapısı olmayan veri bırakan bir müşterinin verileri sizin segmentasyon sürecinizde, fiyatlama politikanızda dahil olmak üzere birçok alanda değerlendirilmesi gereken bir yapıdır. Dolayısıyla bizim çıkarttığımız sonuç şu oldu. Şöyle çalışmamalıyız. Yani biz oturup İşte data science'de ben şu SQL'in şu tablosundan bu veriyi aldım, şunu buraya çıkarttım, üzerine de şu algoritmayı çalıştırıyorum yerine. Ya benim çağrı merkezimde ne var? İnsanlar bana WhatsApp'la geliyorlar, başka kanallardan geliyorlar. Asıl oralarda ne var? Bir kere asıl oralarda ne var konusunu bizim bu çözümümüzle anlayabileceğiz. Diğer konu daha önce bıraktığı ayak izlerine yapısal veri ve sonra bunları birleştireceğiz. Bu churn gibi bir problemde örneğin %5'lik, %10'luk bir başarının aslında size ne kadar ek bir gelir getireceğini ve müşteri deneyiminizi daha önemlisi ne kadar daha iyi bir hale getireceğini düşünebilirsiniz. Çok başka bir yere götüreyim sizi. Üretken yapay zeka ve fraud. Demin size çok basit bir kimlik sahtekarlığından bahsettim. Oyuncuların olduğu yerde olmak istiyoruz. Yani bizim fraudurlar, sahtekarlar bu kimlik kartlarını elle üretiyorlarsa bir sistemle üreterek bunu çok daha hızlı bir şekilde anlayabiliriz. Ama sizin bu sefer şuraya gelelim. Diyelim ki sizin parasal bir fraud modeliniz var. Bu parasal fraud modelini daha önce müşterinin sadece daha önceki hareketlerine bakarak analiz ediyordunuz. Ama şimdi buradaki ayak izlerine, sosyal medya ayak izlerine, kamera verilerine ve diğer elde edeceğiniz verilere bakarak birleştirdiğiniz zaman aslında siz o sahtekarın küçük modelinin çok ötesinde çok daha büyük bir akılla mücadele etmeye başlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Hayat değişti. Rakiplerimiz, bize saldıranlar ya da iş ortaklarımız artık bu ortamlara girmeye başladı. Bu oyun içerisinde olmak zorundayız ve bunun için de eskiden kullandığımız, çok meşhur, çok bildiğimiz platformlar yanı sıra artık bu tip yeni araçlara ihtiyacımız var. Bu yeni araçlarla çok daha iyi bir müşteri deneyimi, çok daha karlı bir iş ve operasyon maliyetlerinin kısıldığı bir ortam yaratıyor olacaksınız. Ben burada zamanı da açtım. Daha detay isterseniz, standımız burada. Her zaman bize bu iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bu sunumu bitirirken, tabii ben bir aynı zamanda akademisyenim. Aslında bunu çok daha teknik, neural networks, yapay sinir ağları, nöron gibi konulardan bahsederek anlatmayı da isterdim. Eğer böyle bir arzu içerisindeyiz, bu konularda teknik olarak da tartışmak isterseniz, her zaman ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler Değer Bey. Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık sizin de.